Herkese merhaba, ben Fırat Demirel. Bugün girişimler.net için özel bir video ile karşınızdayım. İlk kez yaptığımız bir format, daha doğal bir formatta. Natural formatta. Evet. Yanlar natural, üstler Amerikan olsun. Abi, bugün yanımızda Ali Aylar Musa var. Hemen kısaca konuya gireyim. Tabii ekosistemden aslında birçok kişinin de tanıdığı, gerçekten önemli tecrübelere sahip bir teknoloji profesyoneli, teknoloji uzmanı diyebiliriz. Finans dünyasından başlayıp teknoloji dünyasıyla ilerleyen bir kariyer var. Şu anda e-ticaret ve ihracat tarafında devam eden, yine aslında sıcak bir alana odaklanan bir profesyonel kariyerinin ortasındayız diyebiliriz. Evet. Çünkü önümüzde çok daha birçok macera yaşayacağımıza inanıyorum abi. İnşallah. Evet, hepimiz için. Hemen kısaca abi, kısa seni bir tanımak isteriz, tanımayanlar için. Estağfurullah. Herkese merhaba. Ali Haydar ben. Yaklaşık 22 yıldır çalışıyorum. Öğrenciyken çalışmaya başladım. Daha çok iş hayatım bankada başladı. 98 yılında bankada, özellikle işte teknoloji tarafında, internet bankacılığı, bireysel ve kurumsal tarafındaki internet bankacılığı kısımlarında çalıştım. O dönem tabii bizim ve ülkenin internetle bu kadar haşır neşir olması bu denli yoktu. Evet, yeni başlamıştı. Her şey daha çok yeni başlamıştı. İnternet bankacılığı kullanım oranları çok düşüktü. Şube her zaman gibi kraldı. Şubeciler kraldı. Bizim oradaki çalışmalarımız özellikle kurumsal tarafta, o dönem işte akreditif mektubu açan, Swift mesajları gönderebilen tek banka olmuştuk. Çünkü çok büyük bir teknoloji ekibi vardı. Yaklaşık 8,5-9 yıl bankaların farklı işte ünitelerinde ama hep teknoloji ve internet tabanlı olmak üzere çalıştım. Daha sonra da yaklaşık 2007-2008 gibi o dönemin ilk, Türkiye'deki ilk hızlandırıcı programı veya Kuluçka Merkezi diyebileceğimiz teknoloji holding bünyesindeki Embryo'ya bir davet neticesine katıldım. Yaklaşık 1,5-2 yıl içinde 1000'in üzerinde proje inceleme şansımız oldu. Bu tarihler kaç? Onu... 2007-2008 diyebiliriz. İşte Twitter'ın henüz başladığı, işte Facebook acaba ne olacak denildiği dönemler. Friendfeed vardı o zaman, Friendfeed'i kullanıyorduk. Severek de kullanıyorduk. O dönemlerde biz yaklaşık 4-5'e yakın projeye yatırım yaptık. Bunlardan biri Tio.com.tr'ydi. Tio, o dönemin ilk fiyat karşılaştırma, satın alma opsiyonunu sunan fiyat karşılaştırma sitesiydi. Çok yenilikçiydi ve o dönem mobil tarafta tabii iPhone veya işte Android henüz çok revaçta değil. iPhone yeni çıkmış veya iOS işletim sistemi, Android'in esamesi okunmuyor. O dönemde BlackBerry'ler kral diyenler. Evet, BlackBerry'lerin henüz başladığı bir dönem. Biz işte bilenler vardır, bilmeyen arkadaşlar için de Nokia'da o zaman Symbian işletim sistemi vardı. Symbian üzerinde bu satın almayı ve fiyat karşılaştırmayı sağlayan bir yapı geliştirmiştik. Positron'la birlikte. Oldukça iyi giden işlerdi. Maalesef işte 2008'in sonlarındaki global ekonomik krizden biz de nasibimizi aldık. Yatırımcımızın daha fazla nefesi yetemediği için o da üzüleyip projeleri sonlandırma kararı aldık. Ama tabii çok büyük bir okul oldu bizim için. Evet. Özellikle Türkiye'deki internetin, e-ticaretin geleceğini görmemiz açısından ve bizi ufkumuzu açarak daha farklı bir perspektifle bu dünyaya bakma şansı bize verdi. O yüzden ben o günleri hep güzellikle hatırlıyorum. Ondan sonra hep hayatım daha çok işte teknoloji geliştirmeye yönelik oldu. Daha çok kurumsal şirketlerde çalıştım. Kendi girişimim olmadı.
Geçen sene itibariyle de işte dijital dönüşüm çok yoğun ve revaçta olmaya başlayınca biz de Türkiye'deki KOBİ'lerin henüz dijitalleşmeden çok uzak olduğunu görünce biz de KOBİ'lere dijital dönüşümüne yönelik hizmet verelim dedik ve o yönde o alana yönelmeye başladık. Şu an birçok işte KOBİ diyebileceğimiz firmaya onların dijital dönüşümünde ki buna işte insan kaynaklarından tut, muhasebe, finans, depo, stok yönetimi, e-ticaret ve elbette e-ihracat olmak üzere destek veriyoruz. Bir nevi aslında 2007'lerde yapmış olduğumuz bu inkübe etme işini bugün KOBİ'ler için yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok büyük fırsat var. Bugün herkes işte krize odaklanıyor, işte Covid'e odaklanıyor ama çok büyük fırsat ve potansiyelin olduğu bir dönemdeyiz. Ve belki son 20 yılın en çok fırsatının olduğu dönemdeyiz. Dolayısıyla bu fırsatların iyi okunup, iyi analiz edilip, iyi hareket edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yani orada aslında bir şeyler iyi ya da kötü olarak etiketlemekten çok biz nasıl pozisyon aldığımızı düşünmemiz gerekiyor düşünüyorum ben. Bu bağlamda şimdi KOBİ'lerle çalışıyorsunuz. Özellikle e-ticaret tarafında şu an senin birebir içerisine dahil olduğun bir operasyon var. Covid-19'un Türkiye'de mesela yurt dışında hem Türkiye'de hem yurt dışında ticaret penetrasyonlarını etkileyen ciddi bir etkisi oldu. Yani Türkiye'de işte yıllardır e-ticaretin yavaş yavaş artmaya başladığını görürken bir yandan o tarafta hızlı bir dönüşüm oldu. İşte kargo şirketlerinin buna ayak uydurmasını bir yandan bekliyoruz. Evet. Senin gördüğün tablo hani hem geçmiş tecrübelerini göz önüne alarak hem de bu Covid-19 ve senin kariyerinin son dönemindeki danışmanlık ve optimizasyon dijital dönüşüm süreçlerini göz önüne alarak neler söyleyebilirsin abi? Türkiye'deki e-ticaret potansiyeli Covid-19'da aslında suni bir yükselme mi yaşadı yoksa bunu elde tutmak için neler yapabiliriz? KOBİ'lere mi iş düşüyor yoksa büyük e-ticaret şirketleri mi biraz daha rol oynayacak? İhracata birazdan ona geliriz zaten. Fırat güzel bir soru bu. Türkiye'de işletmelerin %98'i KOBİ'lerde oluşuyor. Ki bizdeki KOBİ tanımı Batı'daki, Avrupa'daki veya Amerika'daki KOBİ tanımından biraz daha uzak. Bizim KOBİ'lerimiz biraz daha küçük işletmeler. Ve bunların büyük bir çoğunluğu işte 1 ila 5 çalışanının olduğu veya işte maksimum 1 ila işte 49 çalışanının olduğu işletmelerden bahsediyoruz. Çoğu sahili işletmesi konumunda. Ve birçoğu için dijital dönüşüm maalesef işte bilgisayar, e-mail kullanımı, Excel ve Word'den. Evet. Belki Facebook hesabı açtıysa iyi diyoruz. Aynen öyle. İşte birçok KOBİ işte yeni sosyal mecraları, özellikle işte Instagram, Facebook tarafındaki pazarlama imkanlarını yeni keşfedip bunlara yatırım yapmaya başlıyor. Geçtiğimiz son 10 yılda Türkiye'de e-ticaret anlamında çok büyük gelişmeler oldu. Önce işte B2C pazarlar gelişti. Sonra işte Groupon gibi biraz daha işte fırsat sitelerinin yoğun olduğu ve onların daha sonra söndüğü bir döneme tanık olduk. Günümüzde ise yaklaşık işte 1-1,5 yıl önceden başlayan bir e-ihracat hevesi demeyeceğim gerçeği gündemimize girmeye başladı. İç pazara mahkum olduğunu düşünen birçok KOBİ aslında dışarıda çok daha büyük bir pazar olduğunu ve çok daha büyük bir ekonominin döndüğünü fark etmeye başladı. Ve bugüne kadar B2B dediğimiz daha çok işte toplu üretip toplu satmaya yönelik hareketlerini B2C'ye çevirmeye çalışmaya başladılar. Ama bu çok böyle ne diyebilirim küçük bir grup. Çok daha küçük bir grup. Çünkü maalesef birçok KOBİ bu geleceği görse de buna şu an hazırlanabilecek durumda değil. Hem mental olarak hem kültürel anlamda. Ve birçok KOBİ de işte dijitalleşmeyi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi işte çeşitli cihazlar almak veya çeşitli sosyal platformları veya işte
online platformları kullanmaktan ibaret olduğunu düşünmeye başladı. Halbuki dijital dönüşüm aslında sizin online, real time bir şekilde şirketinizi yönetebildiğiniz aşamaya gelmeyi ifade ediyor. Nasıl ifade edebilirim? Araba kullanan arkadaşlarımız vardır. Arabayı kullanırken önünüzde bir panel vardır. Bu panelde işte yağ göstergesi, benzin göstergesi, hararet göstergesi olur. Elinizde bir direksiyon ve vites bulunur. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi arabaya binerseniz binin, 3 aşağı 5 yukarı dizayn aynıdır. Ama bunun bu direksiyonun başına kim geçerse geçsin, arabayı kullanabilir. Neden? Çünkü bu göstergeleri okur. Ona göre işte önünde de bir navigasyon programı açıksa yolunu hızlı bir şekilde bulur. Aslında şirket yönetmek de bunun gibi bir şey. Siz anlık olarak istatistiklerinizi görebiliyorsanız, anlık olarak stoğunuzu takip edebiliyorsanız, müşterilerinizi takip edebiliyorsanız, giriş ve çıkışlarınızı net bir şekilde görebiliyorsanız şirketinizi yönetebiliyorsunuz. Bugün maalesef değil KOBİ'ler, birçok büyük kurumsal şirket, bırakın işte e-ticareti veya işte dijital dönüşümü, mevcut stoklarını, stokların yaşlarını bile takip edebilecek. Ya verimlilik çok değil. Evet. Ben bunu şaşırarak gördüm. Yani son birkaç yılda işte birçok üniversiteye gidip konuşma şansım oldu. Birçok sanayi işletmesine gidip görme şansım oldu. İçlerinde Türkiye'de özellikle sanayi anlamında belli alanlarda çünkü lider firmalar da vardı. Stok yaşınız nedir diye sorduğunda birbirlerine baktılar. Veya işte mevcutta ki satışınız online tarafta nedir, B2B tarafında nedir, bunu online real time görebiliyor musunuz? Mevcuttaki maliyetinizi, ben şaşırmıştım. Birçok firma, bunu tüm kalbimle söylüyorum, yani bir mübalağa yok bu konuda, birçok firma şu an üretim maliyetini bilmiyor. Yani ürettiği bir birim materyalin maliyetini bilmiyor. Bunu bilmediği için de fiyatlandırma, işte pricing dediğimiz şey çok sıkıntılı oluyor. Bugün çok dinamik bir şey. Artık pricing Türkiye'de de hani rakiplerin fiyatlarını takip edip ona göre konumalan dijital dönüşümünü tamamlamış diyebileceğimiz KOBİ'ler var. Bunların yanında bu kafada ya da hala bu dijital okuryazarlıktan ya da dijital dönüşümden uzakta olmak çok acıyla belki izleyebileceğimiz bir tablo. Evet, yani son 5 yıl büyük bir paradigma kayması, işte paradigm shift diyorlar. Büyük bir değişim yaşıyoruz tüm dünyada, tüm ekonomilerde. Aslında masadaki kartlar tekrardan karıldı ve dağıtılıyor. Dolayısıyla bu yeni düzene hızlı bir şekilde adapte olmak gerekiyor. Ben Türkiye'nin burada çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü irili ufaklı birçok işletmemiz var. Ve dünyadaki birçok işletmeye göre daha çevik bir yaklaşımımız var. Özellikle kurumsal hayatımda benim çok tanık olduğum bir şey var. İşte Türk usulü çalışma denir. Kervan yolda düzülür. Bu ilk başlarda işte ya bu işte proje yönetimi felsefesine ters, önce planlamak lazım deniyordu. Ama bugün dünyada herkes başla, o sırada ilerletirsin kafasında. Aslında fırtınalara hazır olmak gibi anlamak şeklinde düşünüyorum. Aynen öyle. Ve bizim KOBİ'lerimiz veya bizim kültürümüz buna çok yatkın olduğunu görüyorum. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde elbette birçok firmanın buna hazırlanamayacağını öngörüyorum. Ve birçok firma maalesef belki önümüzdeki 5 yıl içinde yok olmak durumundalar. Dijital dönüşümünü tamamlayamadığı için. Evet. Ve COVID salgını bu dönüşümü çok daha hızlı bir şekilde gündemimize getirdi. Özellikle e-ticaret tarafında şaşırarak görüyoruz Fırat. 5 yıl sonra projeksiyonlarını yaptığımız rakamlara hızlı bir şekilde gelindiğini görüyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Özellikle şu an içinde bulunduğum kurum, danışmanlık verdiğim kurum ve irili ufaklı danışmanlık yapmış olduğum firmalara bakarak bunu söylüyorum. Covid ile birlikte online tarafta inanılmaz bir sıçrama görüyoruz. Birçok işletme şu an bana veya işte çalıştığım kuruma gelip ya biz de bunu yapmak istiyoruz, ne yapabiliriz diyorlar.
ama bayağı geç kalmış durumdalar. Yani tabii sen şu an şöyle diyeceksin, ya zararın neresinden dönsek kârdır. Evet, katılıyorum. Ama işte kendi içinde henüz kültürel veya mental olarak hazır olmayan birçok firmayla karşılaşıyorum. Onları da üzmeden bir şekilde bunu ifade etmeye çalışıyorum ama önümüzdeki dönem hem fırsat hem de büyük mücadelenin olduğu bir dönem gibi gözüküyor. Evet, yani orada elekten elenenler de olacak gerçekten. Hani bu dönem hazır olmayanlar, çünkü ciddi bir özel kategori bağlamında bu satış rakamlarının dönüşümüne eşlik eden bir artan karlılık var, bir de düşen taraf var. Dijital dönüşüme zaten hazır değilse orada zararlı çıkıyor KOBİ'lerimiz. Mesela burada Türkiye'nin hem yani coğrafi konumu, hem işte global işte AliExpress gibi platformlara bağlantısı açısından yani pozisyonumuzu nasıl değerlendiriyorsun abi? Bunu yapan şirketler de var ama ben mesela daha çok iletişimde olduğum dijital dönüşüme dönük KOBİ'lerde bu dilin de bir bariyer olduğunu düşünüyorum. Yani mesela benim konuştuğum bu alanda yeni bir girişim yapmak isteyen arkadaşların bu sorunu çözmek adına da bazı adımları var. Yani uluslararası pazarlama nasıl açılabiliriz? İhracatı nasıl tamamlayabiliriz? Çünkü KOBİ'lerimiz Türkiye'de üretiyor. İşte dil konusunda da mesela eksikliklerimiz var. Büyük bir bariyer. Evet, yani onu mesela Çin'le ya da Avrupa ile iletişim konusunda nasıl yapabiliriz? Bir şekilde bu işi yani gümrük ticaretine, ihracatına çeviren şirketler bu işi daha kurulu bir düzen halinde devam ettiriyor. Ama bu dinamizme ve sürekli değişen pazara uyum sağlayabilmek için sanırım o tarafta yani dil bariyerini aşmak, optimizasyonu sağlamak ve işte AliExpress gibi platformlara entegre olmak var. Bu bütün hem hani coğrafi potansiyel hem de KOBİ'lerin yeterlilikleri açısından nasıl değerlendiririz? Biraz daha gelişime kaydediyor muyuz? Şimdi bugüne kadar Türkiye özellikle tekstil alanında B2B ihracata yönelik, yani toplu satışa yönelik olarak aslında büyük başarılar kaydetmiş durumda. Son dönemde işte Çin gibi daha düşük maliyetli firmaların ortaya çıkması, son dönem dediğim işte 10 yıl öncesinden bahsediyorum, üretimi biraz o tarafa kaydırdı. Ama son birkaç yıldır Çin'deki maliyetlerin yükselmesi, Türkiye'deki maliyetlerin daha ulaşılabilir pozisyonda olması Türkiye'yi tekrar bir cazibe noktası haline getirdi. Bu birinci nokta. Bizim üreticimiz veya bizim KOBİ'lerimiz toplu mal satma veya B2B'ye yönelik bir şekilde bir kas geliştirmiş durumdalar. Evet, orada da bir dil bariyeri var ama işte karşımdaki firma atıyorum 20 konteyner mal satıyor. Karşıdaki firma Çinli bir firma olabilir, Amerikalı bir firma olabilir. İşte dil bilmiyorsa da bir işte tercüman vasıtasıyla orada işlemlerini halledebiliyor. Ancak fırsat, benim gördüğüm en büyük fırsat B2C tarafında. Hı-hı. Yani işte cross border e-commerce deniliyor veya e-commerce denilen noktada. Burada ise çok farklı bir dil bariyeriyle karşılaşıyoruz. Örneğin AliExpress'te benim şu an danışmanlık vermiş olduğum firma yaklaşık 8 ay içinde 125 ülkeye ulaşmayı başardı. Hı-hı. Ve bunlar B2C tamamen. Tamamen B2C. Yaklaşık 7-8 ay içinde Türkiye'de AliExpress üzerinden en fazla ayakkabı ve işte deri ürünlerinin ihracatını yapan şirket haline geldi. Dünyada da işte Çinli, Avrupalı, İtalyan, Rus, İspanyol ve Amerikalı markaları gerisinde bırakarak dünyada da 3. sıraya çıktı. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında hazırlık var. Bunun arkasında işte optimizasyon var. Bunun arkasında maliyetini bilme var. Bunun arkasında doğru iletişim var. Örneğin AliExpress'te siz bir müşteri bir alım yapmadan önce, sonra veya sırasında chatbox'ı inanılmaz kullanıyor. AliExpress'in inanılmaz gelişmiş bir chat altyapısı var ve hemen hemen her dilde size talep gelebiliyor. Yani 125 ülke birçok dil yapar. Hani 1-2 dille kıyaslamak mümkün değil. Yani sana şöyle söyleyebilirim. İşte Korece, Çince, Japonca, İspanyolca, Güney Afrika'da konuşulan biraz daha Hollandaca'ya benzeyen Afrikanca galiba diyorlar. O dilde birçok Farsça, Rusça,
birçok taleple karşılaşıyoruz. Şöyle bir avantajı var kullandığımız platformun. Online çeviri yapıyor ve bayağı da başarılı İngilizce veya Türkçe'ye. Ve orada bu müşterilerle en azından alım satım noktasında müşteri hizmetlerinde konumlandırdığımız arkadaşlarımızın işlem yapması biraz daha kolay oluyor. Dünyadaki kullanıcıların genel yaklaşımına baktığınızda bir ürünü alırken mesela sitede bir fotoğrafı var Fırat, çok enteresan. İşte Rusya'dan bir kadın yazıyor, diyor ki bu ayakkabının kutudan çıkarılmış bir görüntüsünün fotoğrafını istiyorum. Veya işte oradaki bir arkadaşın ayağına giydirip ayakta görebilir miyim? Görebilir misiniz? Şimdi birçok satıcı buna ya bununla mı uğraşacağım diyebilir ama biz demiyoruz. Hemen zaten işte içeride bir fotoğraf stüdyosu koyduk. Hemen istediği şekilde çekip gönderiyoruz. Ve orada bir güven oluşturmaya başladık. Ve orada da herhalde zannediyorum başarının arkasında temel yatanlardan nedenlerden biri de müşteri hizmetleri. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Özellikle e-ihracat tarafında Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Bu elbette ben kendi deneyimlerime dayanarak bunu görebiliyordum. Ancak işte geçen sene AliExpress'teki birkaç Çinli yöneticiyle tanışma şansımız oldu. Bir grup halinde konuşuluyor idi. Bir arkadaş şey sordu ya, neden Türkiye'ye geldiniz ve Türkiye'deki üreticilerle çalışıyorsunuz? Orada Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile ilgili bazı teşvik şeyleri de oldu. Yani. Ali Baba tarafında var bu. Ali Baba ve AliExpress'i tamamen ayırmak lazım. İkisi de Ali Baba grubun altında, ancak birisi B2B, birisi B2C tarafında ve yönetimleri de tamamen farklı, işleyişleri de tamamen farklı olan organizasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Bir dünya haritası gösterdi bize. Bakın dedi, Türkiye tam dünyanın merkezinde. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Bu ne demek? 3,5-4 saatlik bir uçak yolculuğuyla büyük pazarlara, Avrupa gibi, Rusya ve işte Ukrayna bölgesi, eski Sovyetler Birliği ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, bunların hepsine yaklaşık 3,5-4 saatlik bir uçuşla ulaşılabilecek bir mesafeydi. Bu çok büyük bir nimet. Şu an Çin'in böyle bir lüksü yok. AliExpress'ten sipariş veren arkadaşlarımız varsa bunu çok iyi bilirler. Verdikleri sipariş bir aydan önce gelmiyor. Bu tabii özellikle Türkiye'deki üreticinin buradaki işte kullanılan marketplace, işte AliExpress olabilir, Amazon olabilir, hiç fark etmez. Çok hızlı bir şekilde son kullanıcıya ulaşmasını sağlıyor. Bunu gören Çinliler bu nedenle işte Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Deli gibi yatırım yapıyor. Yani şu an baktığım şeyi söyleyebilirim. Arkadaşlarınız görüyorlardır eminim. Nereye baksalar Çinli görüyorlardır. İşte oturduğum benim evde bile, işte oturduğum sitede bile son bir yılda iki Çinli ailenin taşındığına ben tanık oldum. Çünkü çok büyük bir potansiyel var. Biz şu an işte yok ekonomik kriz veya işte Covid nedeniyle bu fırsatları görmekten çok görebilme noktasında çok başarılı değiliz bence. Yani Covid'i konuşmaktan aslında fırsatlara odaklanamadığımızı düşünüyorum. Aynen öyle. Bu esnada işte DHL gibi, FedEx gibi, UPS gibi birçok firmanın üst düzey yöneticileriyle görüşme şansım oldu. Onlardan öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bu beni inanılmaz şaşırttı. Onların da yatırımları mı? Evet. Yani şu an Türkiye'de özellikle Türkiye'yi önümüzdeki 5 yılın lojistik merkezi olarak konumlamaya yönelik bir çalışma veya projeksiyon olduğunu görebiliyoruz. Örneğin DHL yani yanlış olmasın 160 milyon euro tutarında bir yatırımla yeni İstanbul Havaalanı'nda bir hub, bir lojistik merkezi kuruyor. Tamamen robotlar tarafından yönetilen. Zannediyorum bu yılın sonunda bitecek. Burada söyledikleri şu. Şu an bir DHL'i kullanarak veya FedEx'i kullanarak bir ürün göndermek istediğinizde Amerika'daki diyelim ki son kullanıcıya. Bu işte DHL ise bu İstanbul'dan Frankfurt'a gidiyor. Frankfurt'taki işte hub'dan gideceği noktaya ulaşıyor. Bu ekstra zaman ve ekstra maliyet demek. Ama İstanbul'un hub noktası olduğu bir pozisyonda maliyetlerin düştüğü ve zamanın kısaldığı, işte İstanbul'dan direkt Amerika Birleşik Devletleri'ne, İstanbul'dan direkt Moskova'ya, İstanbul'dan direkt Dubai'ye, Suudi Arabistan'a ürün gönderebilme
yetkinliğine ve kaslarına sahip olabileceğimiz bir döneme hızlı bir şekilde giriyoruz. Bu şu an ihracat pik yapmış durumda. Bu opsiyonlar da devreye girdiğinde akıl almaz bir hızla fırsatların avucumuzun içine geldiğini göreceğimiz bir döneme yaklaşıyoruz. Yani hani klasik daha çok dönem dönem tekrarlıyoruz. Türkiye'deki ticaret payının dünya ticaretine oranını hani %1 gibi düşünüyoruz ve hani bir anda 100 kat daha fazla büyük bir pazara, dünya pazarına açılma imkanı var. Orada şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Türkiye'de biz yazılım girişimlerinin, şahsen yazılım girişimlerinin, yazılım temelli SaaS girişimlerinin artmasını istiyorum. Orada acaba senin Kobler'in dijital dönüşümüne eşlik edebileceğine inandığın fırsatlar var mı? Yani bugün mesela ücret, yani fiyatlandırma takibi ve optimizasyonu olabilir, işte depo stok yönetimi tarafındaki eksiklikler olabilir ya da şirketlerin personel yönetimi konusundaki eksiklikler olabilir. Bu alanlarda böyle gördüğün ve girişimcilerin, yani bu alanda ki bir geliştireceğiniz bir ürünün müşterisi var. E-ihracat, B2C tarafında ihracat yapan şirketlerin kullanabileceği bir ürün olur diyebileceğin ürünler var mı? Mesela ihracat yapmak isteyen KOBİ'ler daha çok nerelerde sıkıntı çekiyor? Şimdi bu harika bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum. Son 3,5-4 yılda fintech yatırımlarının tavan yaptığı bir dönemi geride bıraktık. İşte payment gateway'ler, işte yeni e-payment opsiyonlarının var olduğunu gördük. İşte paraşüt gibi çeşitli ön muhasebe, evet, SaaS diyebileceğimiz yazılım ürünlerinin ortaya çıktığını gördük. Tabii bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Neden yeterli değil? Bugün birçok KOBİ muhasebe veya işte vergi yükümlülükleri nedeniyle bir muhasebe programı muhakkak kullanıyor. Hı hı. Türkiye'de de buna benzer işte Logo gibi, işte Mikro gibi birçok muhasebe programını kullanıldığını görüyoruz. Ama bir ERP diyebileceğimiz, yani kaynak planlama yönetimi yapabilecek yazılım noktasında çok fazla KOBİ'lerin bu bilinçte olmadıklarını görüyorum. Bence buradaki en önemli fırsatlardan biri ama web tabanlı, ama işte servis tabanlı bir basit de olsa bir ERP programına ihtiyaç var. İki, kullanılacak bir e-ticaret platformuna veya altyapısına ihtiyaçları var. Şükür Türkiye'de bu hizmeti verebilen onlarca firma var. Mesela orada şunu öneriyor musun? Yani bir şirket bir yandan işte AliExpress ile dünyaya açılırken bir yandan kendi e-ticaret sitesini de kurup oradan da satış yapmaya devam etmesini... Kesinlikle. Must. Hı hı. Şöyle, bu neden önemli? İşte ben sadece ihracat yapacağım. Kendi web siteme gerek yok gibi bir düşünce içindeyse KOBİ, bunun bazı dezavantajları var. Bir, birinci dezavantaj, sizi bir şekilde işte çeşitli marketplace'lerden gören kişiler aynı zamanda bir web sitenizin olduğunu veya kurumsal bir kimliğe sahip olup olmadığınızı güven tesis denetliyorlar. Bizim özellikle bu platformlara açıldıktan sonra işte Google Analytics verilerine baktığımızda daha önce hiç trafik almadığımız ülkelerden de trafik aldığımızı gördük. İkinci önemli bir nokta, e-ticarette buna omnichannel yaklaşımı da diyebiliriz. Tek bir noktadan bütün satış kanallarını takip edebilme ihtiyacı hasıl oluyor. Neden? Stok yönetimi açısından, fiyatlama açısından. Düşünün, siz A platformunda ayrı satış yapıyorsunuz, B platformunda ayrı satış yapıyorsunuz. İşte Amazon'da, AliExpress'te, işte Rusya'da, Zoom'da veya işte Wix üzerinde satış yapıyorsunuz. Bunların hepsini ayrı ayrı yönetmeniz gerekiyor. Halbuki bugün birçok e-ticaret platformu size farklı farklı yurt içinde veya yurt dışındaki bu marketplace'lerle entegrasyon şansı veriyor. Dolayısıyla siz bir tek bir panelden tüm satışlarınızı kanal bazında görebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size, AliExpress aslında sizin için bir şube haline gelmiş oluyor. Amazon sizin için bir şube haline gelmiş oluyor. Araçlarla amaçları belki doğru, yani AliExpress'i tek bir nokta gibi değil,
AliExpress'i de kullanmak, kendi web sitemizi de açmak, başka fırsatları da değerlendirmek, işte Rusya'da belki bir kanal varsa onu da kullanabilmek. Orada benim son dönemde duyduğum bir bilgi de hani Türkiye'ye mesela Shopify'ın da artık KOBİ'lere daha fazla ulaşabilme niyetinin olduğu. Çünkü hani Shopify dünya çapında gerçekten KOBİ'lerin ya da küçük satıcıların e-ticarete yönelimi konusunda ciddi bir başarı hikayesine dönüştü. Artık Türkiye'de de bu potansiyeli yakalamak istiyor. Türkiye'de mevcut e-ticaret altyapılarının yine ben geçtiğimiz dönemde birlikte çalıştığımız bir arkadaştan aldığım bir bildirim, bilgi şu. Mevcut e-ticaret altyapılarıyla ihracat yapmaya çalıştığımızda bazı eksiklikler yaşanabildiği yönünde. Yani bunları dediğin gibi kapatabilecek girişimler, yazılım girişimleri, hizmet alanında bazı girişimler olabilir. Türkiye'de o mevcut internet ekonomisinin büyümesine faydalı olabilir. Son bir yılda şunu fark ettim. İşte Türkiye'de adını şu an zikretmeye çok gerek yok ama çok fazla e-ticaret platformu var. Bunların işte AliExpress, Amazon, işte Zoom gibi farklı platformlarla entegrasyon noktasında çok hızlı hareket edemediklerini gördük. Arada hemen entegrasyon firmalarının çıkmaya başladığını gördük. Yani bu entegrasyon firmaları diyor ki arkadaş sen hangi e-ticaret altyapısını kullanıyorsun? Digimax kullanıyorsun. Diyor ki ben işte Digimax ile Amazon'u AliExpress'i entegre eden bir yazılım geliştirdim diyor. Siz bu entegrasyonu aldığınızda ve mevcutta da e-ticaret yapınızın kendi ERP sisteminizle, kendi stok yönetim programınızla entegre olduğunu düşündüğünüzde uçtan uça bir entegrasyon zincirine sahip olmuş. Yani haberleşmeyi kesintiye uğratmamak. Yani bugün SaaS girişimlerinde benim en çok dikkat etmeye çalıştığım şeylerden birisi o entegrasyon. Yani benim e-mail marketing aracımla CRM aracım birbiriyle konuşabiliyor mu? Yani Türkiye'de bugün daha ziyade yerel pazar yerleri için entegrasyon girişimleri olduğunu biliyoruz. Ama bunu küresel pazara uygulamak gerçekten büyük bir fırsat ve onu yani zaten buradan aslında mesaj alınmıştır diye tahmin ediyorum ama KOBİ'lerin bu dönüşümü yakalarken o entegrasyona dikkat etmelerini kesinlikle altını çizelim. Yani çünkü bu hem zaman hem maliyet verimliliği getirecektir. O entegrasyonu doğru bir şekilde ayarlayabilmek. Son olarak hani Türkiye'deki e-ihracat konu dikeyine baktığımızda özellikle yani Türkiye'den yurt dışına satabileceğimiz ürün çeşitliliği hakkında fikir verebilir misin abi? Senin hani tecrübelerin dışında gördüğün ve bizim odaklanmamız gereken bu üretim bağlamında olabilir. Ya da hani küçük satıcıların yurt dışına açılması bağlamında olabilir. O tarz bir geri bildirim verebilir misin acaba? Tabii. Şu an Türkiye'de işte tekstil, deri, ayakkabı, küçük ev aletleri, kuyum konusunda gelişmiş bir şey var. Sektör olduğunu söyleyebilirim. Ama sadece buraya bakıp ha sadece bunları satabiliriz gibi düşünmek bence son derece yanlış olur. Yaklaşık bir ay önce işte şu an Amerika tarafındaki operasyonumuzu ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Orada bir danışmanla çalışma şansımız oldu. Yani ne satabiliriz gibi konuştuk. Şunu söyledi. Dünyada her malın alıcısı var. Bakın altını çiziyorum. Dünyada her malın alıcısı var. Ne sattığınızın elbette önemi var. Ama bu ürünü nasıl pazarladığınızın ve o ihtiyacı olan pazara nasıl ulaştırılabildiğini önemli. Çok önemli bir mesele ayrıntı vereyim size. Türkiye'de ayakkabı sektörü sezonluk çalışır. İşte ilkbahar kış döneminde işte ilkbahar yaz döneminin çekimleri yapılır. İşte ürünleri hazırlanır ve reklamları gerçekleştirilir. Bu ürünler satılır. Yazın da kışa yönelik çalışmalar başlar. Şu an biz e-ihracatla şunu fark etmeye başladık. Dünyanın bir kısmı kışı yaşıyor biliyorsunuz. Güney Yarımküre şu an kışa girdi. Biz yazı yaşıyoruz. İşte Güney Amerika'da mesela kışlık ürünlere yönelik talep var. Bunu karşılayabilmek lazım. Yani artık bulunduğunuz zaman içinde hem yazlık hem de kışlık ürünleri
pazarlamasını, üretimini planlamasını veya ne diyeyim modellerini çalışmanızın gereken bir dönemde olduğunuzu görüyoruz. Hiç tahmin edemeyeceğimiz ülkelerden sipariş geliyor. Hı hı. Şöyle örnek verebilirim. Yani biz işte 8 ayda 125 ülkeye ulaştık. İşte Pasifik'te birkaç bin kişinin yaşadığı bir ada da var, hı hı, bunun içinde. İsrail'de var, işte Katmandu'da var, Nepal, hı hı, Güney Amerika var, Şili var. Bunlar çok enteresan ve heyecan verici gelişmeler. Ve şunu görüyorsunuz, işte bir ülkeden veya bir şehirden bir alım gerçekleştikten sonra birkaç hafta sonra o şehirden veya ülkeden başka alımların gelmeye başladığını görüyorsunuz. Yani aslında tüketici sizi bir noktada deniyor. Hı hı. Ürünün geldiğini, bir sorun olmadığını, sizinle iletişim kurabildiğini gördüğü noktada size yeni müşteriler tavsiye edebiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Burada bizim özellikle işte STK'lar tarafında işte devletle konuştuğumuz bazı işte şeyler var. Bugün uluslararası marketplace'ler üzerinden satış yaptığınızda o marketplace'lerin işte e-payment yöntemlerini kullanıyorsunuz ve sorun yok. Ama işte ben kendi web sitemde, örneğin Shopify'da ben gideyim Amerika'da bir web sitesi açayım. İşte ama Türkiye'de olsun dediğinizde veya başka bir ülkede olsun dediğinizde ödeme sistemiyle ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Bugün Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracattaki en büyük problemlerinden biri de bence işte PayPal gibi ödeme sistemlerinin hala yasaklı olması. Tabii ki yasaklı olmasındaki nedenler konuşulur, tartışılır. Ancak buna yönelik olarak hızlıca adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece PayPal'ın Türkiye'de açılmasının bile işte e-ihracatta yani %2 haneli diyebileceğim yani %10'un üzerinde bir artışa neden olacağını hissedebiliyorum. Şu anda hissedebiliyorum. Hatta yani son dönemde biz tabii bu PayPal konusunu da zaman zaman sektörde gündeme geliyor. Ekosistem içerisinde hani bizim tanıdığımız ya da tanımadığımız yani bugün mesela Instagram'ı sadece direkt mesaj özelliği ve havale yoluyla para transferi yapan insanların bile belli satış hacimlerine ulaşabildiğini görüyoruz. Evet. Bunu dünyaya açıp işte PayPal ile Türkiye'ye dolar getiren çift taneli rakamlarda belki üç haneli rakamlarda dolar getirebilen, dolar kazanabilen satıcılar vardı. Hani bu PayPal'ın kapanmasından sonra tabii orada PayPal'ın bazı sorumluluklarını yerine getirilmesi tabii, de tabii, temel neden karşılıklı evet bir üzerine düşünülmesi gereken bir taraf. Bunun belki gerçekleşmesi Türkiye'de bireysel ticaret satışlarını da daha bireysel boyutta çalışan küçük ticaret satıcılarını da etkileyecek bir şey olabilir. Çünkü bugün Türkiye'de İstanbul, ben bazen arkadaşlarla konuşurken de gündeme geliyor. İstanbul birçok ürünün toptan ve üretim toptan satın alınabileceği, üretim yapıldığı bir merkez aslında. Buradan bazı ürünleri alıp dünyaya pazarlamak mümkün. Çok dikeyde, çok niş bir ürün setini belli bir pazar yerinde tutturduktan ve müşteri memnuniyeti sağladıktan sonra bunu yapabiliyorsunuz. En basitinden benim bir arkadaşımızın mesela taş boyaması üzerine kurmuş olduğu bir küçük bir e-ticaret girişimi diyelim, bir e-ihracat çabası bile dünyanın farklı ülkelerinden geri dönüş alabiliyor. Yani bunu yapabilmenin işte belki ödeme sistemleri tarafındaki sınırlayıcı etkilerini kaldırdıktan sonra büyümesi daha mümkün. Bir yandan mevcut sistemler içerisinde bizim nasıl konum alabileceğimizi de düşünmekte fayda var. Çünkü yani hayat boşluk kabul etmiyor. Hayat bizim sızlanmamıza da yanıt vermiyor. Gerçekten eyleme ve icraata dönük bir dünyadan bahsediyoruz internet dünyasında. Onları yavaş yavaş belki aslında bu tavsiyelerin ışığında artırabileceğimizi umuyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Evet. İhracat tarafı önemli. Bu konuda hani belli dikeylere odaklanan farklı girişimcileri de görüyorum. Onlarla da belki zaman içerisinde bu sohbetin farklı halkalarını bağlarız. Sonra bunu ayrı bir tartışma şeyine de belki çevirebiliriz. Çünkü ben gerçekten içerik üretimi konusunda biliyorsun yıllardır çalışıyorum ve oradaki içeriklerin bizim zihnimizi açacağına inanıyorum. Konuşmalarımızın. Yani bugün farklı dikeylerde de bazı şikayetleri biz çok arka planda tartıştığımız için
gündemde çözüme dönük gündem yaratma sorunu yaşıyoruz. Belki ihracat daha fazla gündeme getirmemiz lazım. Artıları ve eksileriyle. Birileri ihracatı farklı boyutuyla ele alabilir. Ama önemli olan bunların çok açık yürekliyle tartışılabilmesi bence. Bu sayede hani hem ticaret hacmini geliştirebiliriz bence, hem yeteneklerimizin bu alana yönelmesini sağlayabiliriz. Aksi takdirde üniversitelerden mezun olan aslında genç kitlenin de daha çok kurumsal ya da geleneksel işlere yönelmesinin çok önünü alamayacağız gibi. Hani ama dijital ekosistemin ne kadar büyüğü de dünya çapında gayet aşikar, net. Umarım o tarafta dijital yetenek dönüşümünde ışık tutabiliriz. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel haberleri duymak ümidiyle ülkemiz, ülkemiz için, hepimiz için bugünlerin geride kalacağını ve daha müreffeh, daha refaha dönük bir dünyanın hızla geleceğine tüm kalbimle inanıyorum ve geldiğini de görüyorum aslında. Evet, ayak seslerini görüyorum. Umarım bunu izleyen arkadaşlar da bir nebze olsun bundan faydalanıp işte kendi girişimlerine yönelik olarak bir çaba içine girerler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu söylemeye alışkın değilim ama takip etmiyorsanız, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Girişimler.net'i takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı da videonun altına yaparsanız biz de yanıtlamaya çalışırız. Ali Haydar Ünsal'ı LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Twitter'da yine takip edebilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Sorularınız varsa yanıtlamaya çalışacaktır. Tabii. Ben de Fırat Demirel Twitter'da, LinkedIn'de, Instagram'da. Bütün kanallarda Fırat Demirel'e ulaşabilirsiniz. Evet, Product Hunt'ta her yerde bu isimle var olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.